gel gel. Mektep bitti mi? Bugün ne öğrendin aslan parçası? Hep ezber, hep ezber. Yıldızları soruyorum. Çelebi Hoca sonları diyor. Söyle emir ver hocaya, anlatsın yıldızları. Yavaş yavaş. Çelebi Hoca sana neler öğretecek? Daha çok vaktin var. Vakit yok. Hemen öğretsin. Peki. Hadi git oyna dışarıda Harun'la. Hatice sen gitme, dur. Buyurun valide. Aslanımla konuştuk. Dertleştik bugün. Piri Mehmet Paşa'nın pek terbiyeli, irfan sahibi alim oğlu Mehmet Çelebi'yi damadımız olarak münasip bulduk. Beni istemişsin. Hayırdır, bir şey mi oldu? Gülnihar nerede kalıyor? Kalıyor bir yerlerde. Şey, kürkünü vereceğim. Konuşacağım. Olmaz. Konuşma. Bırak garibanı. Peki, anladım. O vakit kürkü sen götür Gülnihar'a. Hava soğuk. Sarırsın kürküne. Üşümesin. Ben onu affettim, söyle. Gülnihar seni affeder mi bilmem. Baktıkça beni göreceksin bu aynada. Sırrı bu. Bakacaksın. Sana aşık Hürrem'i göreceksin.
Hürrem Hatun gönderdi. Beni affetsin. Giysin kürkünü üşümesin dedi. Bak Hürrem insafa geldi. Ayıbını anladı. Ne güzelmiş kürkün, giysene. Bana bir oğul daha ver Süleyman. Beni ne kadar seviyorsun? Söyle. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Seninle olunca hep ölüyorum sanki. Nefesim kesiliyor. Sonra beni tekrar doğuruyorsun. Bir öpücük, hayat başlıyor. Bu tarif ettiğin aşk görü. Sen bana aşık mısın? Evet. Ne kadar aşıksın bana? Göster. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Gel göstereceğim sana ne kadar oldu. Yardım edin. Yetişin, ölüyor. Sübil anne, gel kalmamı et. Çabuk. Kimse yok, yardım edin. Ne olur yardım edin. Önce beni öldür. Sonra git. Çok yazık. Öldü mü yoksa? Kadersiz. Ölse daha iyi. Kim bakar ki bu yüze? Senin yanında kalıyormuş Gülnihar. Ne oldu? Anlatsana. Şükür geldiniz. Uzak durun kızlar. Thank you.
Bu illet bulaşıcı mı hekim kadın? Bilmem, anlamadım. Git bir bak. Neymiş, öğren. Şeyimiz var mı? Vallahi çok kötüydü durumu. Yüzü bakılacak halde değildi. Şimdi anlatacaksın. Bir kürk geldi akşam. Çok sevindi. Sarıldı kürküne, yattı. Ne kürk? Nereden gelmiş? İşte bu kürk. Hekim kadın, bak şuna. Sonra anlatsana. Uyuyordum. Onun çığlığına uyandım. Yüzünde, boynunda yaralar açılmış, kanıyordu. Kürke bir şey sürülmüş. Zehir olabilir. Kim verdi bu kürkü? Nigar Kalfa. Atın bu kürkü ateşe. İbrahim. Aşk aramışsın.
Nasıl olmuş? Yazık. Ölmemiş mi? Yok, Allah korusun, ölmemiş. Ama sabah ne olur bilinmez. Hekim kadın da orada. Yüzü çok mu kötü olmuş? Bakılacak halde değilmiş. Neredesin Nigar Kalfa? Haremde kan akıyor. Sen nereye gizlendin? Midem çok ağrıyordu. İlaç yaptım kendime, uyuyup kalmışım. Duymadım Daye Hatun. Şimdi gelip kızlar uyandırdı. Hem suçlusun hem de... Hastalıktan mı suç? Bana cevap yetiştirme Kalfa. Zehirli kürkü senin Gülnihal'e verdiğini biliyorum. Neden zehirledin bu cariyeyi? Paramparça olmuş kızın yüzü. Vallahi billahi benim bir günahım yok. Kürkü bana Hürrem Hatun verdi. Ben de götürdüm. Anlaşıldı Nigar Kalfa. Bu hususla ben alakadar olacağım. Bayda Sultan sizi çağırıyor efendim. Sen git, geliyorum. Bana anlattıklarını kimse duymayacak Nigar Kalfa. Anlaşıldı mı? Hürrem adını zinhar ağzına alma. Harem'in düzenini senden bilirim Daye Hatun. Bu rezaletin sorumlusunu bul ve cezasını ver. Son zamanlarda biri bitiyor, diğeri başlıyor hadiselerin. Düzeni bozanlar hemen saray dışına atılacak. Anladın mı Daye Hatun? Hürrem Hatun'u da sarayın dışına atacağız o vakit sultanım. Ne? Bu çirkinliğin içinde onun ne işi var? Gariban kız onun yardımcısı, üstelik en yakın arkadaşıydı. Ama kız halvete davet alınca, hem de bir değil iki kere olunca en büyük düşmanı olmuş. Şehzademin doğumu bile Hürrem'i akıllandıramadı. Bu kız çok fena dahi. Hürrem'le iyilikle baş edilmez. Cezasını çekecek. Senin torun. Yavaş olalım. Süleyman uyanmasın. Sen benim larosam değilsin Alexandra. Böyle söyleme. Bana küstün mü? Ben senin gül kokulu kızınım annem. Bizim intikamımızı böyle mi alacaksın? Alıyorum ya. Bak, sultan yanımda. Oğlum Mehmet burada. O büyüyünce sultan olacak. Dünyayı yönetecek. Senin elin kanlı. Senin eline zehir bulaştı. Benim kızım kötülük yapıyor. Her şeyi sizin için yaptım. Bana inan, ben kötü değil. Kötülük bulaşıcıdır Alexandra.
Bir kere başladın mı durduramazsın. Sen bizim için değil, kendin için yaptığın zalimliğe dua et, af dile, büyük günah işledin. Hürrem. Hürrem. Uyan. Uyan hadi. Uyan. Bir şey yok. Uyan. Anne gitti. Bıraktı beni. Dinlemedi beni. Annen gittiyse ben buradayım Hürrem. Tamam hatun. Tamam. Tamam. Ağlama. Söyledim. Oğlum. Ağlama sen de. Bak senin annen burada. Hanginiz bebeksiniz Hürrem? Hadi hatunum hadi. Sen mi bebek, Mehmet mi bebek? Ey aşk, razıyım gel. Sinende her gün öldür beni. Sonra her gün bir bu senle yeniden doğur beni. Şefkatinden, mahreminden esirgeme beni. Güneşinle yak, ay ışığında gizle beni. Kali soçka ri adi. Speed, speed, calling such kind parents, darling. Aditinachka ustala. Konuştun mu hekimbaşıyla? Hayır, birazdan gideceğim. Şimdi uçarak git ve çöz bu meseleyi. Sultanım gideceğim fakat... Fakat filan yok dahi. Bugün bitecek. Hürrem aklı bali bir hatun değil. Ortalığı verbeliğe verirse... Versin. Kararımdan dönmem. Yarın kimi zehirleyeceğini nereden bileceğiz? Güvence mi verdi sana? Dahi hatun ben artık uslandım diye yemin mi etti? Sultanım hünkârımıza kadar meseleyi aksettirir. Endişem o yüzden. Beni kimse aslanımla karşı karşıya getiremez. Kimsenin öyle bir gücü olamaz. Ne var? Hatice Sultan hastalanmış. Ateşler içinde yanıyormuş. Allah'ım Hatice'mi sen koru ya Rabbim. Hayırlı sabahlar Nigar Kalfa. Hürrem Hatun. Pek iyi görünüyorsun maşallah. İyiyim. Maşallah. Bu gece o sesler ne? Kızlar bağırdı. Sen bilmiyor musun ne olduğunu haremde? Gülnihar zehirlenmiş. Ölüyordu.
Ne olmuş Günnihan'e? Kötü mü? Hemen gidelim yanına. Nerede şimdi? Yalan söylüyorsun. Sen zehirledin. O zehirli kürkü benle sen yolladın. Ben masum. Zehir yok. Masum değilsin. Sen yaptın. Beni hilene ortak ettin. Ben de ellerimle götürdüm saf saf. Kızın her yanı yara içinde. Yüzü perişan. Bu sefer yalanlarına kurtuluş yok Hürrem Hatun. Benimle böyle konuşma Nigar Kalfa. Bak seni severim. Sen iyi kadın. Beni tehdit mi ediyorsun Hürrem? Gülnihal'i de severdin. Senin kader arkadaşındı. Olmaz olsun böyle sevgi. Git buradan. Gideceğim. Ama senden korktuğumdan değil Hürrem Hatun. Bu yaptıklarının cezasını kat be kat ödeyeceksin inşallah. Adalet varsa göreceğim. Gözlerimle göreceğim. Güzel kızım benim. Ne oldu sana? Eyvah, yanıyor Hatice'm. Ne zaman oldu bu? Neden hemen haber vermedin Gülfem? Sabaha karşı yükseldi ateşi. Hekim kadını çağırdım, geldi baktı. Sirkeyle ovduk her yanını. Üşütmüş epey. Hekim kadını al gel dahi. Önce Hatice'me baksın. Üşüdü, dikkat etmedi. Ben hemen getiriyorum hekim kadını. Geçmiş olsun, şimdi haberim oldu. Nasıl Hatice Sultan? Hatice uyansana. Mustafa bırak. Bak hastalanmış. Şimdi dinlenmesi lazım. Uyusun ki iyileşsin. Ya uyanmazsa? Ya ölürse Hatice? Mahidevran, Mustafa'yı götür. Gülnihal'in vaziyeti şimdilik iyi. Velakin yüzü, gerdanı, cılk yara, sargılar içinde. Nasıl olmuş? Kim yapmış? Evet. Anladım. Var mı başka havadis haremden? Vallahi bundan daha mühim havadis yok efendim. Ha, bir de Hatice Sultan ateşlenmiş gece. Hekim kadın yolladık, baktı. Öyle karın altında durunca olacağı buydu tabii. Karda mı kalmış? Bu kar havası hepimizi hasta edebilir. Hatice Sultan da ondan ateşlenmiştir demek istedi. Hatice Sultan hastalanmış mı? Ne olmuş? Ben de size malumat vermeye gelecektim hünkârım. Dün gece biraz ateşlenmiş. Ben gidip bir göreyim. Gülnihal'in haline merak ettim.
Yeni duydum. Vah arkadaş. Yeni duymuşmuş. Yalan diyor. Arkadaşım diyor bir de. Kavga edip kovdu ya kızı. Nesi var validem? Ateşlenmiş, üşütmüş. Geçer, meraklanma Seraslan'ım. Aman yalnız bırakmayın. Beni de haberdar edin. Ben buradayım, başından ayrılmam. Merak etmeyin hünkârım. Adam bir de soruyor. Geçmiş olsun. Kurtulduğuna sevindim. Ne olur ona iyi bakın. Gülnihal benim dostum. Çok üzgün ben. Ne lazım söyle bana. Getiririm. İyi olacağım. Allah razı olsun senden Hürrem Hatun. Biliriz. Çok seversin dostum. Zavallı Maria. Yazık oldu sana. Bu yüzle sultan değil, köle olursun. Benim köle. Kıyamam Hatice Sultanıma. Narin narin nasıl yatıyor? Bu havalardan üşüttü. Geçer, endişelenmeyiniz. Yel vurdu. Elbette sultanım. Bu kar yüzünden 2 gündür yağıyor. Yakındır. Haremde de kızlar kırılmaya başlar. Hatice'min derdi bir tek yer vurması değil. Anlatmıyor da içine atıyor. Bir şey bu. Validem, Hatice Sultan hasta olmuş. Ziyaret yapacağım. İstirahat ediyor. Rahatsız etmesek? Sonra gel. Olmaz. Hatice benim yakın dost. Çok ayıp. Görmem lazım. Sen git yakın dostun Gülnihal'e bak. Hürrem Hatun. Gülnihal'a baktım. Şimdi geldin. İyi olacak. Çok üzüldüm. Thank you.
dedikodu haremde çok. Hep yalan söylüyor cariyeler. Ben yapmışım. Nigar Kalfa da yalan söylüyor. Yalan günah değil mi? Ben masum Valide Sultan. Yüzüme bakın. Lütfen. Ziyaret etsin ama çok kalmasın söyle. İyi olacak mı? Elbette iyi olacak. Burada çok sıcak. Sıcak iyi değil. Öyle olmaz. Bana kar lazım. Evet. Çabuk kar getir. Gitme! Herkes kendi işine baksın. Uykusu nasıl? Uykusu iyi ama arada kusması oluyor. Küçük daha, midesi de küçük. Gözümü kırpmadan bakıyorum şehzademize sultanım. Biliyoruz, merak etme. Maşallah, maşallah. Çok iyi görünüyor. Şehzadem için endişeleniyorum. Bu kusmalar hayra alamet değil bence. Bir süt anneye mi versek? Annesine sütü mü dokunuyor acaba? Evet, faydası olur sultanım. Süt anne emzirsin. Daye, hemen hazırlayın torunumu. Buradan süt annenin yanına taşıyın. Hadi. Annesi ne der? Hekim kadını duymadın mı? Hazırla şehzademizi. Sana mı kaldı hekimlik oynamak? Evet. Hasta o. Bana kaldı. Sen git zehirlediğin arkadaşını iyileştir. Yalancı sen. Ben zehirlemedim. Sen bilirsin esas zehir işini. Sen beni Süleyman'a zehirledin. Kapat o kötülük saçan ağzını. Sen kimsin? Bir oğlan çocuk doğurmakla olmaz.
İstersen 5 tane doğur. Ben Haseki'yim. Haseki Sultanım. Saygılı olacaksın. Saygı. Sana. Git söyle Sultan Süleyman'a. Ben Haseki. Bana saygı de. Hadi git. Söyle. Hünkârım. Hünkârım, Hatice Sultan nasıl oldu? Saati yerinde mi? İyi olacak, mühim değil. Üşütmüş. Öyle mi? Allah tez zamanda şifa verir inşallah. Pargalı, sen Piri Paşa'nın oğlunu tanıdın mı? Hayır hünkârım. Göreve yeni başlamış galiba ama iyi bir müderris olduğunu söylediler. Gidip görelim şu müderrisi, bakalım dedikleri kadar iyi mi? Hürrem Hatun'undan sizle sizi üzmesin. O beni üzebilecek kıymet taşımıyor. Taşıyamaz. Elbette. Siz kim, o kim? Hatice Sultan'ın yemeğini hazır etmişlerdir. Ben bir ona bakıp geleceğim. Tabii tabii, sen git, ben buradayım. Karayağız bir genç. Validem haklıymış. Mehmet. Oğlum. Azıcık gitti. Oğlum nerede? Aldılar. Kim aldı? Valide Sultan geldi. O aldı. Neden verdin? Sütümüz zehirli dediler. Sultanlığa götürdüler. Şehzadem koşmayın. Ders daha bitmedi. Ders bitmemiş Mustafa'm. Emir ver bitsin. Başlayın hünkârım. Geldiğinizi görmedim. Şehzadem nasıl bir talebe? Mehmet Çelebi Hoca. Hünkârım ziyadesiyle çabuk belleyen ve unutmayan bir dimağı var. Bilgiyi hemen alıyor. Daha fazlasını istiyor. Fakat tez sıkılıyor. Duydun mu Mustafa? Duymadım. Hadi gidelim. Söz verdim. Matrak oynayacağız. Şehzadem bekleyin, sonra oynarız. Mustafa, hani beraber matrak oynayacaktık? Senin hep işin var. Oynamadın ki benimle. Tamam Mustafa. Hocanla muhabbet etmek istiyorum. Pargalı. Bak, şehzaden sana darılmış. Buyurun şehzadem. Ne vakittir saraydasın? 5 ay oldu hünkârım.
Siz Belgrad seferindeyken göreve başladım. Yıllar sonra toprağıma kavuşmanın saadeti içindeyim. Nerelerde bulundun? Hünkârım, Kayre, Şam, Hicaz'da okudum. Büyük müderrislerin peşinde ilmi, hakikati aradım. Buldun mu peki hakikati? Estağfurullah hünkârım. Hakikate yaklaşmak bile biz kullar için ne mümkün? Yaklaştıkça büyüyen bu sıra vakıf olmak uzun bir yolculuk. Daha başındayım. Bu yolu aramanın saadeti bana yetiyor. Hanende saadeti buldun mu? Hayır hünkârım. Hanem henüz virane. O da olur inşallah. Belki de saadet pek yakınındadır. Pekala Mehmet Çelebi. Siz Mustafa ile matrak oynayın. Nasıl buldun Pargalı bu genç Çelebi'yi? Neden sordunuz hünkârım? Bebeğim nerede? Gördünüz mü? Şehzadem yok. Şehzademe gözün gibi bakacaksın. Canından kıymetli olacak. Merak buyurmayınız Valide Sultanım. Bebeğime çaldılar Nigar. Ne olur yalvarırım. Söyle nerede? Ne çalınması Hürrem Hatun? Hünkârın haremi burası. Süt anneye verdiler. Bak şu odada şehzade. Verin. Bırak oğlumu. Yapma. Rahat bırak çocuğu. Karnı doysun. Ben doyururum. Benim sütüm lazım. Senin sütün yaramıyor şehzadeye. Zehirli senin sütün. Siz yaptınız. Siz beni zehirlediniz. Şimdi oğlumu alıyorsunuz. Zakroyrot. Zamalçı. Yoksa bir daha oğlunun yüzünü bile göremezsin. Çık dışarı. Hadi.